nemlendirir. Cildinizi güneşten korur. Cildinizi sıkılaştırır. Yaşlanmaya karşı korur. Bir kremden daha fazlası beklenemez herhalde arkadaşlar. Ve bunları yine evdeki malzemelerimizle yapıyoruz. Çok harika, yumuşacık yapıyor. Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun zamandır istek alan bir video paylaşacağım. Videomun amacı öncelikle cildimizi nemlendirmek, sonrasında güneşten korumak, sonrasında cildimizin rengini açmak, beyazlatmak, lekeleri gidermek, cilce oluşumunu engelleyecek bir krem hazırlayacağız. Bu krem için öncelikle bize bir tane patates lazım. Patatesimizi haşlıyoruz, arkasına soyuyoruz. Sıkılaştırıyor, parlatıyor, renk tonunu eşitliyor, aynı zamanda rengini açıyor ve cildinizdeki lekeleri gideriyor. Patatesten sonra yoğurdumuz var. Yoğurdumuz şu şekilde, ben süzdüm yoğurdu. Bir yemek kaşığı da yoğurt kullanacağız bunun içine. Yoğurdun suyunu süzerseniz çok daha iyi olur veya süzme yoğurdunuz varsa hepsinden daha iyi olur. Yoğurt cildi nemlendiriyor, gözenek sıkılaştırıyor, sivilce ile savaşıyor, ölü hücreleri arındırıyor, siyah noktaları yok ediyor. Şimdi bir de hindistan cevizi yağımız var. Eğer hindistan cevizi yağınız yoksa hakiki zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ben bir yemek kaşığı da hindistan cevizi yağı karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı da aloe vera jeli kullanacağım. Ve bunların hepsini karıştıracağım şu anda. Aloe vera jeli yaşlanmaya karşı cildi koruyor. Cildi yoğun nemlendiriyor. Cildin yumuşacık olmasını sağlıyor. Hasarlı cildi onarıyor. Şimdi içine biraz daha fazla güneşten korumasını istiyorsanız eğer, yarım yemek kaşığı da susam yağı ekliyorsunuz. Aynı zamanda susam yağı cildin, bu kremimizin cildin alt tabakasına ulaşmasına yardımcı oluyor. Daha çabuk ulaşmasına yardımcı oluyor. Kremimiz şu anda hazır arkadaşlar. Yaz günlerinde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz, bir hafta buzdolabında saklanabilen bir krem hazırladık. Kreminizin güzel kokmasını isterseniz, kötü kokmuyor aslında ama güzel, daha güzel kokmasını isterseniz içine birkaç damla lavanta yağı, gül yağı, sevdiğiniz kokuların esansiyel yağlarından birkaç damla ekleyebilirsiniz. Şimdi sıra uygulama kısmına geldi. Şöyle bir parça alıyoruz. Temizlenmiş cildimize tamamen yediriyoruz kremimizi. Kremi sürdükten sonra biz şöyle bir 5 dakika kadar cildimize masaj yapmamız gerekiyor. Şöyle ufak ufak kalırsa onlar kendiliğinden düşüyor sonrasında. Kendiniz de temizleyebilirsiniz. Boynunuza, dekoltenize kullanabileceğiniz bir krem hazırladık. Ama özellikle tabii ki de yüzümüze. Şu an çok güzel hisler var elimde. Kremi tamamen yedirdim cildime. Ve gördüğünüz gibi 5 dakikada da hazırladık. Eğer bu krem sizin cildinizi rahatsız ederse, kaldığı zaman kuruma falan olursa 1 saat sonra yıkayın. Ama gördüğünüz gibi kurudu. Cilt çok rahat emebiliyor bunu. Yine kremi hazırladıktan sonra kulak yanında küçük bir yerde test edin. Sonrasında yüzünüze uygulayın. Gördüğünüz gibi şu anda uyguladım elime ve elimin rengini açtı. Cildi de beyazlatıyor arkadaşlar. Güzel beyazlatıyor. Burada beyazlatan patates var. Beyazlatan yoğurt var. Bunlarda cilt beyazlatma özelliği var. Aynı zamanda leke de gideriyorlar. Anında cildin altına ulaşıyor. Kremimizi kuru bir kavanoza veya herhangi kapaklı bir kaba, kuru olmasına dikkat edin. Boşaltıyoruz ve buzdolabında bir hafta saklıyoruz. Cildiniz kremi emdikten sonra cildinizde böyle pudramsı bir durum oluyor.
Bu durumdan rahatsız olursanız cildinizi yıkayabilirsiniz. O rahatsızlık vermiyor. Cildimizi nemlendiren, cildimizi güneşten koruyan, yaşlanmamızı engelleyen, cildimizdeki lekeleri geçiren, sivilce ve akne oluşumunu engelleyen kremimiz şu anda hazır. Bu şekilde kapaklı bir kavanozu boşaltıyoruz ve bir hafta buzdolabında saklayabiliyoruz. Kreminizi yüzünüze uyguladığınız gibi çok güzel gerilmeler başlıyor. Aynı zamanda kremimiz cildimizi çok güzel sıkılaştırıyor. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Gelecek videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olun. Hoşça kalın.